Merhabalar, ben Hafize. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte ilk defa bir markalardan gelen videosu çekeceğim. Ama gelen olacak, yani gelenler değil. Çünkü bana bir sürü ürün gelmiyor. Aslında bu da dolaylı yoldan tam olarak bana gelmedi. Ama elime böyle bir ürün geçmişken, hazır ilk defa da kullanacakken sizinle düşüncelerimi, görüşümü paylaşmak istiyorum. Tabii daha hiç kullanmadım. Bunun, yani bu videonun sonrası bir ay sonra çekilecek. Zaten hepsi bu videonun içinde olacak. Neler yapacağımı, nasıl yapacağımı her şeyi size anlatacağım ama öncelikle hangi üründen bahsettiğimi, daha doğrusu hangi ürünlerden bahsettiğimi göstermek istiyorum. Propia'nın bu 3 boyutlu bakım seti. 3 boyutlu dememin nedeni içinde 4 tane ürün var. Bir tanesi hediye. İki seçeneği var diye biliyorum hediyenin. Bir maske seçeneği, bir de peeling seçeneği. Ben maske seçeneğini tercih ettim. Propia'nın en sevdiğim şeylerinden biri cildini sev ve kendine güven demesi. Bu şuradaki, önceki kutudan bahsetmek istiyorum. Bence kutu çok güzel dizayn edilmiş. Böyle tam olarak fresh ve yani tam olarak şey diye bağırmıyor mu size de? Temiz içerikliyim. Kutunun hemen yan tarafını çevirdiğimizde zaten 4 tane mükemmel özellikten bahsediyor. Sivilce karşıtı etki, dermatologlar tarafından geliştirildi. İlk kullanımdan itibaren etkili ve temiz içerik. Bu benim için çok önemli. Burada da zaten bilgiler yer alıyor. Şimdi şurada bir güvenlik bandı var ve açıyorum hemen güvenlik bandını. Kutuyu açıyorum. Karşımızda nacizane. Tabii kutunun şuradaki ambalajıyla birlikte geliyor bana. Durun. Bu arada ben kutunun içini daha önce gördüm. Aşırı güzel kokuyor. Aşırı güzel kokuyor. Yine aşırı metre. Zaten birazdan bunları kutunun içinden çıkan ürünlerle tek tek anlatacağım. Ama 3 boyutlu cilt bakım rutinine merhaba de diyor ve merhaba diyoruz. İlk olarak kutunun içinden şöyle bir görüntü çıkıyor. Aa, stickerları var. Çok tatlı bence. Ve ürünler. Kutunun dizaynına, rengine falan bayıldım açıkçası. Aşırı güzel bir rengi var. Şimdi kenara bırakıp hemen sizlere tek tek stepleri anlatmak istiyorum. Ve yıktım. Nasıl bir zeki, nasıl bir şey. Neyse, nereye koyacağım? Neyse, kucağım böyle kalsın bence. Böyle anlatabilirim. Hem de biraz kopya çekerim. Şimdi ilk olarak birinci adımımız tabii ki arındırma. Bunun için diyor ki cildi kurutmadan arındıran nazik temizleme sabah akşam kullanın. Step 2'ye geçtiğimizde ise nemlendir diyor. Bu nemlendirici SPF 15 içeriyormuş ve bu SPF 15 ile birlikte gün boyu nem desteği ve güneş ışıklarına korunma. Gelelim step 3'e. Step 3'ümüz ise yenilen aşamasında bir ürün. Bu ürünümüz ise yoğun bakım kremi. Gece boyunca cilt onarımı. Akşam kullanmam gerektiği yazıyor. Sonrasında ise gelen hediyemiz ise maske. Bunu diyor ki haftada 1 veya 2 kez kuru cilde uygulayın. Aslında çok tatlı bir hediye. Ayrıca bunun cilt şeyi de var. Peeling'i de var. Yani aslında hediyenizi siz seçiyorsunuz. Peeling mi istersin yoksa maske mi? Maske en büyük tercihim olabilirdi gerçekten. Deneyelim. Bu set tam olarak karma, yağlı ve akneli ciltler için geçerli olduğu söyleniyor. Yani sivilceniz varsa size daha iyi yarayacağını söylüyor. Kuru ciltlere tavsiye edilmiyor. Şimdiden bilginiz olsun. Herkese tekrardan merhabalar. Bugün Propia'yı uyguladığım 26. gün. Düzenli olarak elimden geldikçe uygulamaya çalıştım. Bazen uygulamadığım zamanlar oldu. Bunlardan da bahsedeceğim. Ama son videomun, yani kapanışını yapmadan önce Propia'yı bir de birlikte inceleyelim. Birlikte uygulayalım istedim. Öncelikle Propia'nın birinci aşaması tabii ki de yüz yıkama jeli. Öncelikle saçımı topladım. Şimdi bir elimi yüzümü yıkayacağım. Ben ıslakken uygulamayı tercih ediyorum. Foraya diyesim geliyor ama tabii ki foraya değil. Benim yüz temizleme cihazımla kendi 50 liraya aldım ki incelemesi şurada. Bunu ıslatıyorum. Bunu ıslattıktan sonra temizleme jelimi üstüne uyguluyorum. Bunu kardeşim de bir dönem uyguladı ve elle de gayet güzel aynı sonucu alıyorsunuz. Hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Bastırıyorum ve temizlemeye oval hareketlerle başlıyorum. Öncelikle şimdi konuşurken şunları söylemek istiyorum sizlere. Ben düzenli bir 26 günlük serüven yaşadım. Gerçekten 26 gün boyunca düzenli kullanmaya çalıştım.
Ama düzenli kullanmadığım bir zaman var ki o da yılbaşı evresi. Daha doğrusu yılbaşı günü. Yılbaşı sabahı kullandım ama ondan sonraki, onun akşamı kullanmadım. Ondan sonra da sabahına kullanmadım. Yani birkaç gün böyle bir fire verdim. Hem de bir yüzüm dinlensin. Bakalım gerçekten foreanın etkisi mi ki birazcık daha suya ihtiyacım var. Gerçekten bu foreanın etkisi mi yoksa ben kendi kendime mi cildimi beğenmeye başladım diye bir test etmek istedim. Fakat o dönem deli gibi abur cubur yediğim için ve reglimi bitirmiştim. Evet evet o dönem reglim bitti ama regl sivilcesi çıkartmadım. Bu arada ben normalde regl sivilcesi çıkarıyorum. Amropio kullanırken regl sivilcem olmadı. Fakat o hani dedim ya yılbaşında çok fazla yağlı şeyler yedim. Ve benim hep böyle yağlı bir şey yediğimde cildime direkt dokunur. Direkt cildimde etkisini beklerken hiçbir şey olmadı. Fakat sonrasında Propia'yı kullanmayı bir bıraktım. Pat. Şurada tam kocaman bir sivilce çıktı. İnanamazsınız. Öyle ağrılıydı ki anlatamam. Bu Propia'yı bıraktıktan sonra oldu. Yani bir gün ara verdiğimde Propia'yı bırakınca böyle bir şeyle karşılaştım. Ve dedim ki benim Propia'ya ihtiyacım varmış. Demek ki Propia gerçekten etki ediyormuş diye düşündüm. Benim akne gibi bir cildim ya da bir cilt problemim yok. Ama sivilce dediğim gibi hem regl zamanlarında hem de çok abur cubur yediğim zamanlarda hepimizin problemi. Cildimi böyle güzelce yıkadıktan sonra temizliyorum. Şimdi bu arada biraz cildimin kurumasını beklemek istiyorum. Çünkü maske uygulayacağız. Normalde sabahları uyandığımda ikinci adımım bu adım oluyor. Yani SPF içeren bakım kremimi kullanıyorum. Fakat şu an size maskeyi de nasıl kullanıldığını göstermek istediğim için önce maske yapacağım. Yani cildimi iyice temizleyeceğim. Sonra SPF'li kremimi süreceğim. Maskemiz ise haftada 1 veya 2 kez uygulanmalı. Kuru cilde uygulanıyor. 5 dakika bekletiliyor ve oval hareketlerle temizleniyor. Ben nasıl uyguladığımı birazdan göstereceğim. Birazcık daha kurusun cildim diye bekliyorum. Maskeyi ben size hem haftada bir kez denedim hem de haftada iki kez denediğim zamanlar oldu. Açıkçası maskeyi ilk sürdüğümde birazcık beni yaktı. Ve dedim ki nasıl ya nasıl yakabilir inanmıyorum falan oldum. Sonrasında ise cildim daha alıştı ve biraz daha kızarıklık gitti. Bakalım şimdi nasıl olacak. Şu an cildim gayet kuru fakat ben maske uygulamadan önce şu arkadaşı takmak istiyorum. Çünkü saçlarıma bulaşsın istemiyorum. Bunu da ben kendim ördüm bu arada. Zaten bellidir şekilsiz şukosuz bir şey. Şimdi maskeyi ben şöyle uyguluyorum. Elime alıyorum. Kuruyken nasıl oval uygulanacağını bir türlü çözemediğim için ben yüzüme sürerken oval hareketlerle sürüyorum. Cildimdeki bütün sivilce problemleri olan yerlere daha da güzel yedirerek uyguluyorum. Birazcık daha alıp elime şu alın çevreme de sürdükten sonra konuşamıyorum asla. 5 dakika bekleteceğim. Şimdi maskemi uyguladım ve bence maskem yeterli derecede geldi. Şimdi 5 dakika tutuyoruz. Düzenli olarak dediğim gibi benim hani cildime çok fazla sivilce ve zaten hiç akne problemim yok. Akne problemim genelde cilt bölgelerimde. Şurada ve şurada. Bir de sırt çevremde var. Fakat yüzümde hiç akne problemim yok. Sivilce ise çok abur cubur yediğim zamanlarda direkt pörtlüyor. Bir de ağrılı pörtlüyor. Bir de regl zamanı. Yani regl geleceği zaman birkaç tane ufak küçük muhakkak çıkıyor. Bu konuda kendimi birazcık daha şanslı sayanlardanım. Ama Propia ile birlikte bu bir tık daha önlendi. Şöyle söyleyebilirim ki regl döneminde hiç sivilce çıkartmadım. Normalde çıkarırdım. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani size bu konuyla ilgili net yemin edebilirim. Hatta örneğini de gösterebilirim. Bir ajanda videom var. 2021 ajandamı yapıyorum. Şuraya linkini bırakıyorum yine bakmak isterseniz. Ya cildimde hiçbir, zaten ben ten ürünü kullanmıyorum. Ama mükemmel bir şekilde duruyor. Ve hani böyle kendimi izlerken dedim ki kadar güzel cildim duruyor. Ve bu süreçte cildim gerçekten kendine geldi. Çok güzel bir bakım seti olduğuna inanıyorum ve kullanmaya da devam edeceğim bu videodan sonra. Bu arada bu video gerçekten sponsor değil. Sadece yaptığım bir iş sonunda Propia bana hediye geldi. Ama
kesinlikle ve kesinlikle bittikten sonra almaya devam edeceğim kendime. Denemek istediğim birkaç ürün var. Onları denedikten sonra Propia ile devam ederim diye düşünüyorum. Paketinin ne kadar olduğunu hatırlamıyorum ama 150 lira gibi bir civarda bir fiyatı vardı. Ve 4'lü set için bence gayet mükemmel bir fiyat. Ama sallıyor da olabilirim. Şu an şuraya fiyatını koydum. Kokulara geldiğimde bu arkadaş, yani jel, dünyanın en güzel kokusuna sahip. Maskede çok koku olduğunu söyleyemeyeceğim. Birazcık daha kil gibi zaten gördüğünüz üzere. Herhalde en kötü kokuya sahip olan bu. SPF içeren Step 2. Bunun kokusunu bir böyle sevemedim. Yani bunun rengi de birazcık daha farklı. Bir de üçüncü Step 3'ümüz var. O da gece kremimiz. Gece kremimiz daha çok beyaz bir krem. Hatta şimdi elime süreyim çünkü bunu uygulayamayacağım. Şöyle lakınlasın. Şöyle elime alıyorum ve size gösteriyorum. Daha böyle su bazlı bir krem olduğu her halükarda daha su bazlı bir krem olduğu için emilmesi çok ama çok basit bir şekilde sağlanıyor. Ve gerçekten sabah uyandığımda dedim ki ilk bunu sürdüğümde kesin böyle yağlı bir hisle uyanacağım. Asla öyle bir şey olmadı. Gerçekten nemlendirdi yani. Asla yağlandırmadı cildimi. Gerçekten bakmışım yani cildime gibi oldu. Ki ben her gece krem sürdüğümde of yarın cildimde sivilce çıkacak falan diye düşünüyordum. Fakat öyle bir şey olmadı. Şimdi 5 dakika dolsun. Sonra son kez kremimi sürerken, step 2'mi sürerken sizinle bir son yorumunu kullanayım ve sonra videoyu bitirelim. Anlamayın diye aynı gün çekiyorum gibi olsun diye aynı tişörtü giydim. Ama asla aynı gün çekmiyorum. Tam 26 gün geçti. Hatta buraya çizelge bile oluşturdum. Bakın görüyorsunuz. İşini severek yapan bir insanım. Biraz daha şöyle şöyle yaparak çıkartmaya çalışıyorum. Ve dırımız. Şimdi Step 2'yi uygulayacağım. Step 2'nin rengi biraz daha farklı. Şöyle biraz yaklaşarak uygulamak istiyorum. Çünkü Step 2 iyice rengini görmenizi istiyorum. Şöyle söyleyebilirim ki bu birazcık daha ten rengi bir ürün. Ama şey gibi değil, BB krem gibi bir ürün değil asla. Aksine SPF'den dolayı olduğunu düşünüyorum. Bir tık beklediğinizden beyaz bir ürün değil. En azından bunu söyleyebilirim. Belki de şeyinden dolayı, doğallığından dolayıdır bu rengi diye düşünüyorum. Çok da emin değilim. Propia setimiz burada tamamlanıyor. Propia'nın kendisini, kutusunu tekrardan göstermek istiyorum. Sizin elinizde böyle bir kutu şeklinde geliyor. Kutuyu açtığınızda sizi... çok zor açtım. Neden böyle? Böyle bir görüntü karşılıyor ki zaten kutu açılımını gördünüz. Ben Propia'nın şu yeşil rengini aşırı beğendim. Gerçekten çok güzel duruyor. Ve kutu tası, yani ambalajlarını falan da aşırı sevdim. Gerçekten Propia benim için geçer not alan bir ürün oldu. Tüm samimiyetim ve tüm yorumlarımla sizin karşınızdaydım. Bu ürün setini çok beğendim. Ben maskeli olanı tercih ettim. Bir de bu setin peeling etkili olanı. Daha doğrusu peeling hediyeli olanı var. Fakat ben peeling ile ilgili yorum yapmıyorum. Çünkü peeling sahibi değildim. Kullanmadım. Ama bu set benim gerçekten çok beğendiğim bir ürün oldu. Eğer fiyatında eminsem, yani eğer fiyatı 150 liraysa ki şu an yanlışsa söylüyorum burada. Yazıyorum hemen bir yere. Bu fiyata alınabilecek bence sivilce ve akne problemlerine karşı doğal içerikli bir ürün olması beni ekstra mutlu etti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeniz ve yorum yapmanız benim için çok önemli. Ve hangi ürünü, bir dahakine hangi ürünü test etmemi istersiniz? Lütfen aşağıya yorum olarak yazın ki ben de ona göre ürün tedarik edebileyim ve sizlere yorumunu paylaşabileyim. Umarım videoyu sevmişsinizdir diyorum ve tekrardan sizleri kocaman 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 öpüyorum. Sanki hiç Covid yokmuşçasına.